Efendim hepiniz hoş geldiniz. Kim bu konuşan da bu hafta çok sevdiğimiz bir isim bizimle birlikte. Sevgili Tuğden diyebiliyoruz biz onu. Tuğba Denizhan. Doğru evet, mudur? Doğru. Neden Tuğden? Neden Tuğden? Tuğba'nın ve Denizhan'ın aslında ilk heceleri tam hece de değil ama oradan bir gün öyle bir isim yarattım. Bilin dedim 12 yıl oldu galiba. 12 yıldır evet. Tuğden diye evet. Sanıyorum kimliğim Tuğden olarak değişti. Bu arada programın adı Kim Bu Konuşan ama sevgili Tuğden'in şöyle bir isteği oldu. Dedi ki ben yani Kim Bu Konuşan'a gelmem dedi. Neden dedik? Sen benim kim olduğumu biliyor musun dedi. Evet. Hatta şunu da dedi. Dünyanın çok da umurunda olduğumu düşünmüyorum. Neden dedi konuk alıyorsun ama ben gerçekten Tuğden'in enerjisini çok seviyorum. Ve bugün de size onun hayattaki duruşunu yapmış olduğu iş anlamındaki girişimlerini paylaşmak istiyorum. Öncelikle hoş geldin bir kez daha. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bizi kırmadın, zaman da ayırdın bize. Şimdi doğma büyüme İzmirli olduğunu biliyorum. Evet. Peki bir İzmirli olarak birazcık hızlı bir şekilde eğitim sürecinden bahsedelim. Sonra Almanya macerasına geçelim. Tamam. Bir İzmirli'nin Almanya'daki maceralarına geçelim. Geçelim. Tamam, eğitim hayatından bahsedelim. Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Öncesinde aslında bir Ankara hukuku kazanmışlığım vardı. Harika. Evet ama ailemin maddi durumu yüzünden gidemeyince Ege'de kaldım. Yüksek lisans da Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden yine Ege Üniversitesi. Harika. Yüksek lisans bölümünde de aslında bu sefer de Ankara'da %100 burslu bir yüksek lisans kazanmıştım Bilkent Üniversitesi'nde. O da kaldı. Ondan sonra bu şekilde Ege'de devam eğitimini ettim. Tamamladın. Eğitimi tamamladın. Öğretmen evet. oldun. Evet, öğretmen oldum. Sonrasında bildiğimiz kadarıyla Menemen'de bir okulda çalıştın. Birçok yerde çalıştım ama en son Almanya'ya gitmeden önce en son 2,5 sene Menemen'de Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe ve Edebiyat Öğretmeni olarak. Harikasın. Bu arada ben hemen araya girip bir şey söylemek istiyorum. Bugün genelde konuklarımızla böyle uyumlu giyiniriz ama bugün sevgili Tuğden konuğum olacağı için dedim ki hani çılgın bir şeyler yani kendimce. Dedim saçları öreyim, bir tişört giyeyim. Neden? Çünkü Tuğden gerçekten inanılmaz enerjisi yüksek birisi. O da tam tersi. Tuğden de enerjiyi bastı. Röportaj için son derece cici. Son derece naif ve ciddi bir şekilde katılmayı tercih etmiş. O yüzden böyle bir ters köşe olduk. Ama hala dengeliyiz. Dengeliyiz. Uyumlu giyinmişiz. Kesinlikle. Birbirimizden habersiz. Şimdi Tuğden Almanya süreci nasıl başladı? Almanya gitme fikri nasıl ortaya çıktı? Bize biraz anlatır mısın? Almanya'ya ben 2012 başında gittim aslında Şubat ayında. Oğlum 22 aylıkken gitmiştik. Eşim benim orada doğmuş, büyümüş ve yaşayan bir insandı. Ben de öğretmenlik yapıyordum o süreçte. Hazırlandık, gittik. Bazı prosedürler var biliyorsun gitmek için. Onlar tamamlandı derken benim zaten okulum vardı. Hani bu sezon da bitsin öyle gidelim noktasında. Sonra yazın Almanya'ya gidilir mi falan dedik. Derken bir tercih meselesi oldu mu? Hani burada kalalım mı yoksa Almanya'ya gidelim mi noktası? Elbette, elbette oldu. Yani Almanya ve Türkiye arasında seçim yapmak var. Erkek mi gelmeli, kadın mı gitmeli noktasında seçim yapmak var. Tabii ki seçim yapma fedakarlığı kadına mı kaldı? Kadına kaldı. Çoğunlukla her zaman demeyeyim de çoğunlukla olduğu genelde gibi kadına kaldı. Oğlum için ve bizim için bizim Almanya'ya gitmemiz, anne ve oğlu olarak hı-hı. gitmemiz daha mantıklı göründü o süreçte. O şekilde gittik. Almanya'ya gittiniz, yerleştiniz. Peki orada devam edebildin mi, öğretmenlik yapabildin mi? Hayır, ilk zamanlar zaten bir adaptasyon süreci oluşmuştu. Ama ben en hızlı şekilde başvurularımı yapmıştım. İlk başta diplomalarımın denkliğini aldım Göte Üniversitesi'nde. Belirli bir seviyede de değil mi? Almanca bilmek gerekiyor zannediyorum. Hani gidebilmek için. Almanya'ya gidebilmek, eş durumundan gidebilmek için A1 sertifikası almak gerekiyor. Hı-hı. Ama hani benim orada öğretmen olarak çalışabilmem için B1 sertifikasına ihtiyacım Hı-hı. var. Denkliğe ihtiyacım var. Bunların hepsini tamamlasam da aslında bulunduğumuz eyalette kontenjan açığı yoktu. Eyalete göre de değişiyor o zaman. Değişiyor evet, kontenjan açığı yoktu ve benim 1,5 saatlik uzaklık gibi okula gitmem gerekiyordu başka bir eyalette. Oğlum küçük olduğu için öyle bir fırsatım olmadı. O süreçte tekrar Göte Üniversitesi'ne master'ımı yapayım bari noktasında girdim. Başvurumu yaptım. Kabul edilebileceğim açıklandı. Bölümümü seçme noktasında birden Türkoloji kapandı mı? Sistemi kapattılar. Çünkü bizim Marcel hocamız vardı. Ege'den gitme bir Marcel şeydi, beyefendiydi. O Çin'e gidecekti yanlış hatırlamıyorsam. O gidince
bölümü de, bölümdeki öğrencileri de başka üniversitelere dağıttılar. Eyvah eyvah. Kaldı. Hayattaki şansım diyorum ama vardır. Bazen her şeyde bir hayır vardır diyebilir evet, miyiz? Evet. Plan olduğuna inanıyorum. Evet. Doğru. Spontane yaşananların ya da bizim için o anda ah vah dediğimiz şeylerin sonrasında çok daha farklı noktalara getirdiğine inanıyorum insanın. Doğru. Geleni geldiği gibi kabul etmekte kabul fayda var. Lazım. Ama tabii önemli olan onu o an kabul edebilmek. O an tabii kabul edemeyebiliyoruz bazen. Üzüldüğüm bir andı benim için. Kesinlikle çok haklısın. Yaşadığım bir andı. Peki Almanya'da yaşam nasıl? Bu sorunun cevabını ben size sadece Tuğden olarak, bugüne kadar gelen Tuğden olarak verebilirim ama farklı parametreler var gerçekten. Sen 28 yaşında gittin. 28 yaşında, 28 yaşında gittim. Çalışan bir insan olarak gittim. Değerleri, karakteri oturmuş bir insan olarak gittim. Benim yaşadığım sıkıntıları çok daha farklı şekilde anlatabilirim. Çünkü orada yaşamış, büyümüş bir insanın sıkıntıları çok daha farklı olabilir ama kendi adıma şunu söyleyebilirim. 28 yaşında tam kariyerini oturtmaya başlamış bir noktada bir gitmek. İnsan olarak gitmek, bir çocukla gitmek. İlk başlarda tabii ki zorladı. Adaptasyon süreci biraz sıkıntılı geçti. Bir kere dili anlayamıyorsunuz. İki sene boyunca artikelli bir dil, zor bir dil. İngilizce gibi kolay. İki sene boyunca İngilizce konuştum. Gerçekten. O da ayrı bir maceraydı. Çünkü hani Türkiye maalesef İngilizcenin iyi noktada yetildiği bir ülke değil ya da önem verildiği bir ülke değil. Yeterince, ki ben iyi bir eğitim almış bir insan olarak çok iyiyim derken orada ana dili olarak konuşan insanların arasında sıkıntılar yaşamaya mutlaka başladım. Bu da benim duruşum hakkında düşünmeme sebep oldu. Eğitimim hakkında sebep düşünmeme sebep oldu. Ama bir şekilde idame edebildim. Ama ikinci senenin sonunda artık bulunduğum çevrede hani rahmetli eşimden gelen de tabii bir avantaj vardı. Ben hep üst düzey insanlarla birlikte oldum. Toplumsal sıkıntı yaşamadım ya da kabul edilmeme sıkıntısı yaşamadım o çok fazla. O anlamda daha steril kalabildin. Steril kalabildim ama beni yönlendirme noktasında evet baskılar oldu artık. Ne anlamıyorum senin dediğini biraz Almanca mı konuşsan artık falan evet, diye böyle. Evet gerçekten. O şekilde bir Almanca maceram oldu. Öyle başladık. Devam ettik. Toplumsal anlamda ben kendi adıma bir yabancı olarak çünkü gittiğiniz ülkede iltica ettiğiniz, göçebe olduğunuz, mülteci olduğunuz nasıl gittiğiniz çok önemli değil. Farklı bir ülkeye gidiyorsanız ve sizin bir kimliğiniz varsa her zaman yabancı oluyorsunuz aslında. Değil mi? Her ne kadar ülke bu konuda adapte sonsuz dikkat gösterse de bazı sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Hükümet yaşatmasa bile insanlar yaşatabiliyor. Ben kendi adıma gerçekten yaşamadım. Bu noktada ben kişinin bireysel duruşunun önemli olduğuna inanıyorum. Kişinin kendisini ne kadar geliştirdiğine ve adaptasyon yeteneğinin ne kadar yüksek olmasına bağlı. Bağlıyorum. Evet, belirli parametrelere en başında kesinlikle da dediğin gibi demek ki bağlı. Kesinlikle. Şimdi tabii mesleğini bırakmak zorunda kalıp sonrasında da bir şirket kurduğunu da biliyoruz. Evet. Peki bu süreç nasıl başladı? O bahsettiğim iki yıllık süreç evet hani sancılı oldu ama aslında sonrasında çok daha büyük bir sancı geldi. Eşinin rahatsızlanması. Evet. Eşim kanser oldu. hiç unutmuyorum. Job Center dediğimiz bu bizim iş ve işçi bulma merkezleri var. Oraya gitmiştim. Bana dedi ki ikinci senemde oldu bu olay. Ülkeye yeni gelmişsiniz dedi. Evet dedim. Akademisyen misiniz? Evet dedim. 4 yaşında çocuğunuz varmış. Evet dedim. Burada aileniz yokmuş. Evet. Eşiniz kansermiş. Evet. Bu kadarı fazla değil mi dedi bana. Dedim ki evet ama ne yapabilirim? Yapacak bir şey yok. Ne evet, yapabilirim? Çalışmam lazım. Bu partner beni isterse o an saatli 8 eurodan tarlaya bile gönderebilirdi. Ve hanımefendi bana şunu söyledi. Ben sizi McDonald's'a çalışmaya gönderemem. Ben sizi temizliğe gönderemem. Şu olmaz, bu olmaz, kasiyerlik yapamazsınız. Çünkü belli kariyerinize sahnelerde uygun hı-hı bir iş vermesi lazım size. Hı-hı. Ne yapacağız? Size de eğitim verilmesi için dedi imza vereceğim. Bir yıl mı sürecek? İstediği kadar sürebilir. Master'ınızı mı yapacaksınız? Öğretmenliğinize devam mı edeceksiniz? Ama yeter ki yapın. Yeter ki bu ülkede kalın, bu ülke için bir şeyler yapın ve kendiniz için bir şeyler yapın. Ben size bu noktada bu yardım yapabilirim. Böyle bir süreç üzerine gerçekten hani şunu diyebilirim.
bilmediğiniz dilini doğru düzgün anlayamadığınız bir ülkede tek başınasınız. Bir ufak bir çocuğunuz var. Hasta bir eşiniz var. Evde olmak zorundasınız. Fiziksel olarak onların yanında olmak zorundasınız. Para kazanmak zorundasınız. Evet, o dönem özel dersler veriyordum ama benim kendime kazandığım para ayrı ama bir aileyi geçindirme noktasında yeni gittiğim bir ülkede yeterli parayı kazanma mecburiyeti, sorumluluğu çok bir ayrı bir yük. Bir de sonraki aşamaları düşünerek sürekli hareket etme. Sonraki aşamaları düşünseydim eğer gerçekten çıldırabilirdim herhalde. Hani, evet. O parayı mutlaka kazanma arzusu evet. anlamında dedim. Ne yapabilirsin, ne yapabilirsin? Ufak ufak gittim. Evde çalışmalıyım. Bir kere bütün kimliklerimden ve etiketlerimden sıyrılmak zorundaydım. Çünkü evde yapabileceğin çok az şey var. Başka bir iş yapman gerekiyor. O anda çoğu kadının yapacağı şeyleri yaptım, araştırdım. Ne yapabilirim, evden nasıl para kazanabilirim, herkese nasıl yetebilirim gibi sorularla. Bir gün işte toka vesaire yapmaya bir akşam çok psikolojik olarak yıkım anında olduğum bir gece toka vesaire yapmaya karar verdim. Ama daha sonra farklı bir işin bilincine vardım ve bir boncuk aldım. Aslında şey vardı elimde ama onu daha sonra söyleyebilirim. Bu bizim şu anda Türkiye'de bulunan emzik zincirleri, bebekler için kullanılan isimli emzik zincirlerinin boncuklarını aldım. 60 euro cebimde param vardı özel dersen kalma. Onunla emzik zinciri aldım. Sonra birkaç gün sonra bana bir mesaj geldi. Ya bu boncukları nereden buluyorsun? Hiç kimse bana söylemiyor, yardımcı olmuyor ve ben bu işi yapmak istiyorum. Benim gibi çaresiz bir kadındı aslında. Ben dedim ki bende var, istersen ben satabilirim. Bir avuç bir boncuk şu kadar şeydi. Ben o boncuğu aldım, 60 euroyu aldın, 90 euro yaptım. Sonra o 90 euroluk bir boncuk daha aldım. Onu biraz da arttırdım derken bu işi yapabilirim belki dedim. Öyle başladı aslında. İlk kademe buydu. Sonrasında nasıl pazarladın? Bulunan bu işlerin konuşulduğu, pazarlandığı Facebook odalarına girdim. Almanya'da bu işler bizim Türkiye'deki olduğu gibi Instagram üzerinden değil, Facebook üzerinden gidiyor. İlerle. Bu odalara girdim, insanlara ulaşmaya çalıştım. İlk başlarda ürün satıyordum ama hani o noktada malzeme satışı bana çok daha mantıklı gelmeye başlamıştı. Ufak bir destekle de daha fazla malzeme alıp daha fazla satış yapmaya başladım ama o yeterli değildi. Çünkü bir şeyler, yenilikler yapmam gerekiyordu. O sürede de işte evde hani yırtık sökük olur mu diye aldığım basit dikiş bir dikiş makinesiyle bir şeyler dikmeye başladım ben. Herkes bana şunu sordu. Sen daha önce dikiş diktin mi? Yok, dikmedim. Sen akademisyensin, incik boncukla para kazanılır mı? Bilmiyorum ama şu anda kazanmam gerekiyor. Yaptığım işe ya da yapmaya çalıştığım şeye inanılmadığı bir ortamdaydım. Ama inatla. Bu seni güçlendirdi mi? Evet. Evet. Kadınların öyle bir şeyi vardır değil mi? Kendi inandığı bir şeyin önünde hiçbir şey duramaz diyebilir miyiz? Kesinlikle. Ben mesela negatif motivasyondan hoşlanan bir insan değilim normal şartlarda. Ama o an çaresiz, o negatif motivasyon çaresizlikle birleşince senin akademisyen olman, senin Tuğden olman, Tuğba olman, bugüne kadar ne yaptın ya da ne yapabileceklerin çok önemliydi. Bir robot gibi yapmam gereken şeye odaklandım. Ve o gün o işle dalga geçenler birkaç ay sonra, bir yıl geçmeden iş ister noktaya geldiler. Bu arada çok mütevazı olduğunu da belirteyim. Çünkü 1000 kişiye istihdam sağladığını da belirtelim. Tam istihdam sağladım demeyelim de o insanların paralarını kazanmalarına destek oldum. Diyelim, belki evet, bir kapı açtım diyelim. O işin Türkiye ayağı başladı çünkü bir sene sonra. Bu arada markanın adı neydi? Fairkit. 2015 Nisan ayında markamızın patenti geldi. Harika. Ve bu markaya bağlı olarak üretim ve toptancılık departmanı olarak 3 ayrı noktada çalışmaya başladık biz. Sonra ben dedim ki neden bu işi Türk kadınları da yapılmasın? Neden Türkiye'de yapılmasın? Hem markayı hem de bu üretim toptancılık departmanını Türkiye'ye getirdim. Burada bir şirket kurdum. Malzemeler geldi. Kadınlara ulaşmaya çalıştım. Onlar da bir süre sonra çok hızlı bir şekilde bana ulaştılar zaten. Bu süreçte ilk önceliğim onları eğitmek oldu. Çünkü bebekler üzerine çalışıyorsunuz. Bebek çok ayrı bir
şey. Yutmaması dikkat etmeniz lazım. Onun sağlığını korumanız lazım. Vesaire. Bebeğiniz sizin her şeyinizdir. Kendi sağlığınıza, kendi emniyetinize önlem vermeyebilirsiniz. Özellikle de Avrupa'da yapılıyorsa değil mi? Bu iş ekstra bir özen gerektiriyordur diye düşünüyorum. Evet, zaten hani Avrupa, Almanya ekonomisi gibi bir ekonomide ayakta duruyorsun ve belli bir noktaya geldin. Onun verdiği bir disiplin var zaten. Hani bütün boncuklar test ediliyor. Benim tarafımdan edilmeyenler benim tarafımdan ediliyor. Belli standartları vardır mutlaka ki değil mi? Kesinlikle standartları var, testleri var. Onları geçiyorsun. Sonuçlandırdığın ürünün kalıplarının standartları var. Atıyorum bir emzik zincirinin mesela 22 santimlik bir boyu var. Bu bebeğin hem boynuna dolanmaması için hem parmaklarına dolanıp takılmaması için kesinlikle maksimum seviyede onun sağlığı korunuyor. Harika. Boyası testli. Çünkü ağzını alacak o çocuk. Bundan zehirlenmemesi gerekiyor. Zehirli madde almaması lazım. Gibi gibi gibi. Birlikte çalışmaya başladığım kadınları ilk başta eğiterek aslında bu işe, yani bunları yapabileceksen bu işe gir noktasında eğitmeye çalıştım bu insanları. Güzel de sonuçlar aldık. Ama tabii ki bazı sıkıntılar yaşandı. Yaşanmadı değil. Bu hem yapanın dikkatsizliği hem de bazen garip bir şekilde annelerimizden enteresan şeyler geliyordu. Bizim biraz süse düşkünlüğümüz var. Onlar sanıyorlardı ki daha fazla boncuk olduğunda çok daha güzel görünecek. Ya da daha uzun olduğunda çok daha gibi göz alacak. Halbuki burada sağlığı önemli. Bebeğin. Burada annemizi de aslında eğitmeye çalışıyoruz. Biraz böyle enteresan bir süreçti. Doğru. Ben diyorum ki hani bakın böyle böyle sıkıntılar yaşanabilir. Ben bir anne ve bir satıcı olarak, bir marka sahibi olarak bunu ben size yapamam. Sizin çocuğunuza yapamam. Siz de yapmayın lütfen. İkna edebildiklerimiz oluyordu, edemediklerimiz oluyordu. O zaman tabii ki göndermek zorunda kalıyorduk. Ben yapmıyordum çünkü böyle bir şeyi tercih etmiyordum. Ama yapanlar oluyordu. Böyle sıkıntılar vardı. Boncukların üretimi noktasında ekstra pazarlar oluştu. Bu ürünlerin sahteleri oluştu. Zehirli boyalarla üretilen boncuklar oluştu. Ne yazık ki her sektörde olduğu gibi hemen bir yan sanayi gibi yan ürün. Ürün, evet, evet. Algısı oluştu. Sağlık Bakanlığı'na ve Maliye Bakanlığı'na şikayetlerim olmasına rağmen kimse ilgilenmedi. Ben de o saatten sonra tabii ki. Ara mı verdin? Yok, o saat yani ben ara vermem ona bağlı değildi. Herkes kendine yakışanı yapsın dedim aslında. Yani benim bakış açım bir şey yapıyorsan çok ufak bir şey bile olabilir. Yani deriz ya çöpçülük bile yapsan en iyi şekilde yapmalısın. Ve ben bebekler üzerine çalışırken kendi evladıma nasıl özen veriyorsam karşımdaki aynı kişinin özen, evladına da aynı özeni vermem gerekiyor diye düşünüyorum. Ama başkası bunu düşünmüyorsa o onun şeyidir. Doğru. Bu da belki de bu benim bugün marka duruşumda önemli bir pay. Harika. Hem o birlikte zaman çalıştığım kadınlar hem de bizim duruşumuz çok önemli. Instagram'da Favorite Kids yazarak takip alabilirler. Diyelim. Çok seviniriz. Şimdi çocuklarla ilgili konuşurken Almanya'da biraz çocuk eğitiminden de bahsedelim mi? Bahsedelim. Orada nasıl eğitime bakış? Ben bir izleyici olarak bunu söyleyebilirim. Lütfen. Ve kıyaslayıcı olarak söyleyebilirim. Çünkü 2 yaşında bir çocuk götürdüm ben oraya. Bir Türk annesi olarak gittim oraya. Farklılıklar çok fazla var. Bir kere oradaki anneler, eğitim seviyeleri ne olursa olsun, hayata bakış açıları ne olursa olsun, çocuğun bir birey olarak kendi kararlarını alabilmesi, kendi adımlarını atabilmesi adına teşvik ettiklerini gördüm ben bu kadınların. Bizde daha korumacı bir annelik, ebeveynlik varken. Biz de genelde kanat oluruz değil mi? Böyle hep kanat oluruz. O kanatla merdivenden çıkarken elinden tutmaya ya da tutmasak bile şöyle arkasından tutma refleksimiz vardır. Tabii. Düşmesin. Onlar düştün diyorlar. Hata yaparak öğretiyorlar ona. Onlara güveniyorlar. Özgüven. Almanya trafiğinde 2,5-3 yaşındaki çocuğun ufak tekerlekleri olmadan 2 tekerlekli bisiklet sürdüğünü görebilirsiniz. Ebeveynlerin yanında. Tabii bizim burada korkmamızı gerektiren ekstra bir sürü sebep var. Mutlaka. Bu tamamen toplumun eğitimiyle de alakalı bir durum. Ama o çocuklara o şansı veriyorlar. Çocuklara güveniyorlar, güvendiklerini hissediyorlar ve hata yapma, düşme, yaralanma şansı veriyorlar. Yaşama şansı veriyorlar. Yaşama şansı veriyor. Peki şunu duymuştum daha önce. Özellikle de anaokulu çocuklarında bizde şey vardır genelde işte en güzel, en cici kıyafetlerini giydirelim. Hatta olursa marka kıyafetler alalım, gönderelim. Almanya'da bu durum nasıl? Daha doğrusu senin yaşadığın eyalette durum nasıldı?
Almanya'da kıyafet noktasında şöyle bir şey var. Bir insanın kıyafetine bakarak onun statüsünü belirlemiyorlar mı? Belirliyorlar. Nasıl? Derken anlayabilirsiniz. Çünkü şöyle, Türkiye'de bunu anlayamıyorsunuz. Bizim kredi kartlarımız var, bizim taksitlerimiz var, borçlarımız var. Sahip olmadığımız parayla boyumuzdan uzun kıyafetlere, eşyalara, markalara, evlere, sahip arabalara olabiliyoruz. Sahip olabiliyoruz. Taksit avantajı var çünkü. Ve daha paramız bize gelmeden gidiyor. Ama Almanya'da taksit olayı yok ve kredi kartı olayı yok. Herkesin kredi kartı yok. Olsa da taksidi yok. Dolayısıyla insanlar banka kartları ve nakitle yaşıyorlar. Bu noktada evet, kıyafetine bakarak insanların statüsünü, eğitimini, değerlerini anlayabiliyorsunuz. Doğru tespitler yapabiliyorsunuz. Ama çocuğa bakınca anlayamıyorsunuz. En üst seviyedeki insanlar bile kreşlere götürürken ya da belli bir yaşa kadar gelinceye kadar çocukları ikinci el giydiriyorlar. Bit pazarından almış kıyafetlerle giydiriyorlar. Yırtık pırtık yamalı pantolonlar, kıyafetler ve ayakkabılarla dolaştırıyorlar. Bunun mantığı okulda rahat etsin, düşsün, kalksın onun için mi? Bu tabii yoksa... ki, bu tabii ki var ama onun yanında da bu çocuk diyorlar. Çocuğun ne giydiği önemli değil. Çocuğun nasıl büyüdüğü, nasıl eğitildiği eğitimi. Ve ben anne baba olarak bu çocuklara ne verebilirim? Çocuğa vereceğim, eğitimine vereceğim parayı kıyafetine harcamak istemiyorum diyorlar. Almanya'da kıyafet noktasında ikinci elle ilgili şunu duymuştum ama genelde çöp kutularının yanında ütülenmiş, temizlenmiş ikinci el ürünleri böyle üzerine yazılar yazarak evet. bıraktıklarını duydum ama. Ben de kullandım. Gerçekten. Evet, Almanya o noktada çok fazla şey kattı. Yani hani bizim doğru bildiğimiz çoğu şeyin yanlış olduğunu, yanlış olabileceğini ya da farklı bakış açılarının bu hayatta da olabileceğini gösterdi bana o açıdan. Keyifli. Almanya, 9 yıllık Almanya serüvenim. Keyifli. Bugün burada anne olarak çocuğuma en lüks şeyleri alabilirdim. Bir tişörte 1000 lira, 2000 lira verebilirdim. 2 ay giyecekti. Ama bugün ben çocuğuma lekeli kıyafeti giydirip ya da yırtık kıyafeti gocunmadan giydirip okuluna götürebiliyorum. Bundan hiç sıkıntı yaşamıyorum. Ben Almanya'da o güne kadar ikinci el bir başkasının tenindeydi bir kıyafeti giymek ya da yani ben fakir miyim, ben buna muhtaç mıyım noktasından çıkabilmek iyi oldu benim için ya. Kesinlikle keyifli çok oldu. Önemli değil mi? Evet. Hayata bakış açısında. Evet, güzel oldu. Şimdi güçlü ve başarılı kadınlarla ilgili olarak son olarak ne yazık ki hemcinsleri tarafından kıskanılıyor diyebilir miyiz? Hiç böyle bir şeyle karşılaştın mı? Dersem sinir olurlar mı bana? Evet. Peki sen kıskanır mısın? Ben, sen beni tanıdığın için biliyorsun aslında ama ben güzel kadına, güçlü kadına hayranım. Ben de. Güzel erkeğe ya da güçlü erkeğe değil, kadınına hayranım. Çünkü kadının farklı bir yaratık olduğunu, Tanrı'nın yarattığı en güzel şey olduğunu düşünüyorum. Estetik açıdan güzel olduğunu, ruh açısından güzel olduğunu. Etrafını geliştirip, besleyip, büyüttüğünü. Her şeyi, güzel olan her şeyi bir kadın büyütüyor, güzelleştiriyor, yetiştiriyor. O yüzden kadın benim için çok ayrı bir alem. Bedeniyle, ruhuyla, bakışıyla, saçıyla, her şeyle. Ben kıskanmıyorum. Beni kıskanıyorlar mı onu da bilmiyorum. Çok umursamıyorum açıkçası. Ama hani ilk başta sana da daha önce de söylemiştim. Hani dünyanın beni, insanların beni tanıyıp tanımaması çok çok da önemli değil. Önemli değil. Merak ettiklerini de sanmıyorum aslında. Çünkü ben kendimi güzelleştirmek adına bir şeyler yapıyorum. Daha güzel nasıl olabilirim? İnsanın ruhum... kendiyle yarışması en güzel bir şey bence. Evet, evet. Başkalarıyla değil de. Kendine yatırım yaptığın sürece başkalarının düşüncelerini umursamıyorsun. Kesinlikle. Eksikliklerini ya da fazlalıklarını da kıskanmıyorsun, evet. Görmüyorsun. Olduğu gibi kabul ediyorsun. Evet, o yüzden o insanlara öyle bir tavsiyem olabilir. Sevgili kendilerine Tuğla, yatırım yapsın. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. İnşallah. Heyecanla bekliyorum.